Birlikte hareket edebilirsek istediğimize ulaşırız. Tamam, anlaştık. Benim niyetim gayet açık. Halit ve Yıldız'ı ayırıp eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Madem bunca zahmete katlanıp buraya kadar geldin ve beni buldun, bana açık ol. Senin niyetin nedir? Ender Hanım, bakın biz Yıldız'la çok büyük bir aşk yaşadık. Beni öyle ortada bırakıp gitmesini hiçbir zaman hazmedemedim. Tamam, kabul. Şu an istediği hayatı yaşıyor olabilir. Ama içinde sevgi yok. Ben de beni görünce bunu anlayacağına eminim. Anlıyorum. Sen de bir çeşit intikam arıyorsun. Peki, yani bunca zaman neredeydin? Neden şimdi? Benim de kendime göre hesaplarım var. Peki, kabul. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ben olmadan Halit ve Yıldız'ın yakınına bile yaklaşamazsın. Bunu bildiğim için sizi buldum. Seni o eve ben sokacağım. Tamam ama bir yerlerde eski kocanızla aranızın iyi olmadığını okumuştum. Nasıl olacak o iş? Sen bu detaylara hiç takılma. Karşında İstanbul'un en güçlü kadını duruyor. Madem buraya kadar geldin, gerisini bana bırak. Aha, dediğiniz gibi olsun. Bu arada sen nerede kalıyorsun? Ufak bir otelde. Paraya ihtiyacın var mı? Varsa söyleyebilirsin. Fazla olmasa da bir şeyler ayarlayabilirim. Yok, teşekkür ederim ama olursa haber ederim. Sağ olun. Okey. Benden haber bekle. Evet. Ay, aşkım gelmiş. Hoş geldin. Tanem benim. Annem. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana harika sandviçler yaptım. Aa, çok acıktım ya. Öğlen hiçbir şey yemedim ben. Aa, aşk olsun ama ben demedim mi sana aç kalma diye? Hadi koş otur. Getiriyorum sandviçlerini. Anne, dayım nerede? Galen abiyle mi çalışıyor hala? Evet ama ona sorarsan çalışmıyor, sürünüyor. Meyve suyu vereyim mi? Hı hı. Nasıl olmuş sandviç? Çok güzel. Afiyet olsun çocuğum. Erimcim, ben senden bir şey isteyeceğim. Daha doğrusu babandan benim için bir şey istemeni rica edeceğim. Tabii anne. Erim, benim şoföre ihtiyacım var. Biliyorsun dayın çalışıyor. Ben de taksilerde oradan oraya perişan oluyorum. Bu aralar işlerim de arttı. Yani yapmam gereken bir sürü tanıtım daveti var. Ben diyorum ki babam bana şirketten bir araba ayarlasa. Tamam, konuşurum da babam bir şey söylemez ki. Ya tabii canım, yani söylemez de ben çekiniyorum. Yani sen söylersen daha etkili olur. Tamam, ben akşam konuşurum. Yalnız Erimcim, sakın annem istiyor bunu deme, olur mu? Senin fikrinmiş gibi söyle. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Malum babanın yeni karısı beni pek sevmiyor. Hakkımda konuşulsun istemem. Ya kimsenin hakkında konuşabilir anne. Tamam, ben konuşacağım babamla, halledeceğim. Aşkım benim, bir tanem, çok teşekkür ederim. Erim, ne haber oğlum? İyiyim baba, senden? İyi, benden de. Okul nasıl geçti? İyi, fena değildi. Okuldan sonra annemin yanına gittim. Aa, iyi yapmışsın. Yemek hazır, hadi. Baba, ben senden bir şey isteyeceğim ya. İste bakalım, ne isteyeceğim? Ya annem için araba, bir de şoför rica edecektim ben senden. Ayarlayabilir misin? Nereden çıktı şimdi bu? Annem mi istedi? Ya hayır, o istemedi tabii ki ama çok yoruluyor bu aralar. En azından bir süre için ayarlasan. Peki. Bir süreliğine ayarlarım. Hadi bakalım, geleyim ya.
Teşekkür ederim babam. Rica ederim, gel. Geç babam. Onu en kısa zamanda eve sokabilirsem oldu bu iş demektir. Ya ablacığım, söyler misin bana? Elin herifini nasıl sokacaksın eve? Erime rica ettim. Erim mi? Hı hı. Erim ne alaka ya? Erim'i niye karıştırıyorsun? Ona bir arabaya ihtiyacım olduğunu söyledim. Kemal de şoför olacak. Sonra? Sonrasında düşündüm herhalde. Ya sen ne kadar merak ediyorsun ya? Bilmiyor musun, ablan eline attığı her işin üstesinden gelir, hı? Ya tamam, tamam, ona ne şüphe de. Yani diyelim ki adamı eve soktuk. Sonra? Caner'cim bak, bilmediğim bir şey var. Bir kadının derdi asla anlattığı kadar değildir. Yıldız evlenip zengin olmayı kafasına koymuştu ve istediğini elde etti. Ama bazen ne oluyor biliyor musun? İnsanlar ellerindekinin kıymetini bilmeyebiliyor ve daha fazlasını istiyor. E'si Yıldız sevmediği adamla olan evliliğinden sıkılacak. Genç ve eski aşkı da burnunun dibinde olunca... Bam! Bam tabii. Derin darbe tatlım. Ya sen şimdi bunları takma kafana. Anlat bakayım ofiste neler oluyor. Aman ofiste ne olsun ya. Oturttular beni o buzlar prensesinin yanına. Bütün gün surat asıyor böyle. Benim de enerjimi negatife çekiyor. İğrenç. Sinsi. Ay sorma vallahi ya. Aman abla, açtın ofis mevzunu, vallahi benim iştahım kaçtı ya. Yiyemeyeceğim ben bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.